Merhabalar. Kendimi tanıtmaya gerek yok sanırım. Ben öncelikle şununla başlayayım. Niçin dinozorları seçtim? Aslında özel olarak dinozorlar yoktu aklımda bu sunumu aldığım zaman. Daha çok dünya üzerinde hani bir dönem var olmuş fakat soyu tükenmiş bir canlı sınıfın özellikle sunumunu yapmak istedim. Ki bunlardan en önemlileri bir tanesi belki dinozorlardır. İşte başka trilobitleri sayabiliriz belki. Bu tarz hem yine popüler olmasından kaynaklı dinozorların ilgi çekebileceğini düşündüm. Başlayalım sunuma hemen. Bizi ilgilendiren devir, yani dinozorların yaşadığı devir, burada pek net görünmüyor sanırım ama Mezozoik devir, yaklaşık işte 251 milyon ile 65 milyon yıllar öncesini kapsayan oldukça uzun bir devir. Üçe ayrılıyor, Trias, Yura ve Kretese adı altında. Şimdi ilk önce kısaca bir iklime göz atalım. Çünkü yani bir canlının sonuçta yaşadığı çevreyi bilmek her zaman o canlılar açısından daha güzel bir resim oluşturmamızı sağlar kafamızda. Çizer Pangea'dan bahsetti. Pangea tek bir karadır. Yani tüm kıtaların birlikte olduğu tek bir karadır. Bunun iklim üzerinde çok önemli bir etkisi var. Yani biz mesela Ankara'da yaşayan insanlar olarak karasal iklimin nasıl etkileri olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı çok yüksek olur karasal iklimde. Aynı şekilde mevsimler arasında da kış ve yaz sıcaklıkları arasında oldukça yüksek bir ısı farkı olur. Bunun sebebi de karaların daha çabuk ısınıp ve soğumasıdır. Çünkü okyanuslar, denizler veya işte göller bildiğiniz gibi akışkan özelliklidir ve yukarıdan aldığı ısıyı çok rahat bir şekilde hacmin tamamına yayma eğilimindedir. Fakat karalarda bu yayılım çok yavaş sürer ve karaların üst birkaç metrelik kısmı belki çok fazla ısınırken alttaki alan, alttaki hacim çok daha soğuk bir şekilde durmaktadır. Şimdi bu karasal etkiyi tek bir kıtanın üzerinde düşünürseniz belki de hani bu boyutu biraz daha rahat anlayabilirsiniz. Trias döneminde dinozorlar normalde Trias döneminin sonlarına doğru yani çeşitlenmeye başlamıştır. Geç Trias ve erken Jura'da iklim oldukça kurak ve sıcaktır. Karasallık hala bu Pangea'nın hani ayrılmaya başlamasına rağmen hala bu birlikte kıtaların birbirine çok yakın olmasından dolayı karasallık çok etkilidir. Jura döneminde, orta ve geç Jura döneminde ayrılmayı biraz daha net bir şekilde görüyoruz. Fakat burada ilginç bir durum. Özellikle kuzey enlemlerinden elde edilen, o kayaçlardan elde edilen bilgiler bize buzulların olmadığını söylüyor. Tabii bu buzulların olmaması da deniz seviyesinin artması anlamına gelir ve iç denizlerin özellikle iklimi dengeleyen etkisiyle daha ılıman, daha böyle işte hani fazla uç noktalara uzanmayan Akdeniz ikliminin belki o tarz bir iklimin yaşandığı, yani tabii Akdeniz iklimi değil de ona benzer bir iklimin yaşandığı bir dünya görüyoruz. Kretese dönemini de ikiye ayırabiliriz. İlk yarısı yine Jura devri gibi ılık ve dengeli bir iklim yapısına sahiptir. Burada ilginç bir durum, volkanik faaliyetler sonucu artan karbondioksit miktarıyla minik bir sera etkisi oluşmuştur. Bu da ekvatoral iklim, özellikle yani sıcaklığın birkaç derece artmasıyla ekvatoral iklimin çok yüksek enlemlere kadar yayılmasını sağlamıştır. Yine bu da çok geniş, yani normalde şurada ufak bir bölümde etkili olan ekvatoral iklim 72. enlemlere kadar artmıştır. Yani oralara kadar etkisini hissettirmiştir. Kretese'nin ikinci yarısında da denizlerin belirgin bir şekilde çekilmesiyle yine karasallık özellikle etkisini göstermeye başlamıştır. Şimdi özellikle popüler kültürün de etkisiyle dinozorlar konusunda eminim ki herkesin kafasında böyle bir resim, bir imaj vardır mutlaka. Fakat dinozorların ne olduğunu bence, yani ben de dahil bu sunuma başlamadan önce çok fazla insan bilmiyor. Hani genelde yani dinozorların sürüngen olduğunu söylediğimiz zaman ben çok fazla şaşıran insan gördüm. Dinozorların ne olduğu sorusu aslında tabii ki dinozorların ne olduğu sorusu tabii ki evrimsel biyolojiyle açıklayabileceğimiz bir sorudur. Çünkü
ne sorusunu akrabalık ilişkilerinden bağımsız olarak o evrim ağacında dallanan işte çeşitlilikten bağımsız olarak açıklayamayız. Peki bir türün atasını nasıl buluruz? Bir türün nereden geldiğini nasıl buluruz? Aslında özellikle bu tarz eski fosil kayıtlarında, yani fosil kayıtlarına dayalı çıkarımlar yapmak çok da kolay değil. Her zaman kolay olmuyor. Neden? Çünkü elimizdeki fosil sayısı bu tarz karşılaştırmalı incelemeleri yapmamıza olanak verecek kadar ve ayrıntılı şemalar çıkarmamızı sağlayacak kadar güçlü, kuvvetli değil. Fakat biz dinozorlara baktığımızda, özellikle dinozorların atalarının burada gördüğünüz türlere oldukça yakın olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bu türler doğrudan dinozorların atasıdır diyemeyiz. Çünkü yani dün de mesela biraz bahsedilmişti. Evrim tek bir çizgi üzerinde ilerleyen bir süreç değildir. Evrim dallanmalar üzerinde, dallanmalar oluşturarak ilerler ve bu ilerleme sonucunda da örneğin dinozorların o ilk ortak atadan işte ayrılma sürecinde farklı dalların üzerinde bu türlerin bazılarını görebiliriz. İşte bir dal dinozorlara giderken bir dal daha yakın bir dönemde işte bu Lagosuchus veya Pseudolagosuchus gibi türlere doğru değişmiştir. Yani bunlar dinozorların atası değildir fakat dinozorların atasına en yakın olan türlerdir. Bunun fakat şöyle garip bir sonucu var. Eğer bu duruma göre, bu çıkarıma göre dinozorların atası bipedal, yani iki ayak üzerinde yaşayan bir tür. Ve bunun yine ilginç bir sonucu oluyor. Bunu birazdan ileride örnekler üzerinden göstereceğim. Dinozorlar öncesinde nasıl bir yaşam var? Trias döneminin ilk ve yani erken ve orta Trias dediğimiz döneminde özellikle memelilerin de atası olan terapsitler dediğimiz, işte etçil cynodont ve otçul dicynodont olarak adlandırabileceğimiz türler kara ekosisteminde oldukça etkin bir durumdalar. Rinkozor diyebileceğimiz yine dinozorlarla bir anlamda akraba olan, sürüngen çeşidi olan otçullar da oldukça etkili ve yine bu göl ve akarsu kıyılarında timsah benzeri canlılarda oldukça etkin bir habitatı kaplamaktalar. Peki bu dinozorlar nasıl oldu da işte bu canlılardan bir şekilde üstünlüğü ele alıp dünyanın belki en baskın, en görünür tür haline geldiler? Bu ilginç bir soru ve buna verilen çeşitli farklı yanıtlar var. Dr. Alan Cherick bunu şurada görebileceğiniz şekilde ayakların yere göre pozisyonunun değişimiyle açıklıyor. Şöyle hemen anlatayım. Şimdi bu dinozorların üst sınıfı dediğimiz arkozorların evrimsel sürecine baktığımızda şu sprawling yazıyoruz. Yani yaygın bir ayak yapısından, şu kemiklerin özellikle yere daha paralel olmaya eğimli olduğu bir ayak yapısından gittikçe yere doğrudan dik olan bir ayak yapısına doğru değişimi gözlüyoruz. Dr. Alan Cherick'e göre bu yapıdaki bu değişim vücut yükünün çok daha kolay taşınmasını, verimli ve hızlı bir yürüyüş ve koşu temposunun yakalanmasını sağlamıştır ve bu da dinozorlara özellikle işte şu ayak yapısı, bacak yapısına sahip terapsitlere göre bir üstünlük sağlamıştır. Bu üstünlük sonucunda da işte rekabet, o türlerin rekabeti içerisinde terapsitler kaybetmiş ve dinozorlar kazanmış. Kara ekosisteminin baskın türü haline gelmişlerdir. Bir başka iddia Robert Becker'ın sıcak kanlılık iddiası. Dinozorların sıcak kanlı olduğunu ve bu sebeple soğuk kanlı olan terapsitlere ve diğer işte dinozor sürüngen türlerine göre daha aktif bir yaşam döngüsü, daha yoğun bir hareket alanı olduğunu iddia etmiştir ve bunun sonucunda da yine bu rekabet sonucunda terapsitler kaybetmiş ve dinozorlar kazanmıştır. Fakat Michael Benton olaya daha farklı bir açıdan yaklaşmıştır. Benton şu soruyu sormuştur. Dinozorların yaygın tür haline gelmesinin sebebi mutlaka rekabet sonucu mu olmalıydı? Cevabı da hayır oluyor tabii ki. Neden? Çünkü Trias döneminin sonunda iki tane büyük kitlesel yok oluş görüyoruz biz. Bu kitlesel yok oluşlarda
Özellikle işte terapsitlerin birçoğu tamamen yeryüzünden silinmiştir. Memelilerin ataları hariç. Çünkü memelilerin ataları, yani memeliler oldukça yüksek adaptasyon gücüne sahip canlılar. Ve bunlar haricinde terapsitlerin tamamı yok olmuştur. Ve işte linkozorlar dediğimiz o şey, sürüngen grubu da yine yok olmuştur. Ve bunun sonucunda bir tür ekolojik vakum, ekolojik bir boşluk oluşmuştur şeyler, habitatlarda. Ve dinozorlarda bir anlamda fırsatçılık yaparak bu ekolojik boşluklara yerleşmiştir. Ve çok hızlı bir çeşitlenme süreci sonucunda kara ekosisteminin baskın türü haline gelmişlerdir. Bu şu anda günümüzde en çok hani kabul edilen görüş konumunda. Şimdi esas konumuza yavaş yavaş girebiliriz. Dinozorlar dediğimiz grubu biz temel olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi burada sınıflandırma üzerinden işte örnekler vererek biraz daha dinozorları anlatmaya çalışacağım. Temel olarak ikiye ayırıyoruz. Saurischia ve Ornithischia diye. Saurischia dediğimiz kertenkele benzeri kalça kemiği yapısına sahip olan dinozorlardır. Şurada pubis kemiği denilen işte ön tarafa doğru uzayan kemiği görüyorsunuz. Burada da yine bir fosil üzerinden görebilirsiniz. Ornithischia'da kuş benzeri kalça kemiğine sahip olan dinozorlarda ise bu pubis arkadaki kemiğe paralel bir yapıdadır. Ve şurada pek belli oluyor mu bilmiyorum ama şurada bir bu paralelliği görebilirsiniz. Saurischia ile başlayalım. Temel olarak iki gruba ayırıyoruz. Sauropodomorpha ve Theropoda. Sauropodomorpha dünyanın belki de gördüğü en büyük otçulları içeren grubudur. Özellikle işte uzun kuyruk ve boyunları, yaprak şeklindeki dişleri bu grubun belirleyici özelliğidir. Hemen başlayalım örneklere. Barosaurus, genç Jura döneminde yaşamış, 27 metre uzunluğunda ve 30 ton ağırlığında bir türdür. Uzunluğunun 5'te 4'ünü kuyruk ve boyun oluşturur. Ve boyun omurlarından bazıları 1 metreden uzundur ki yaklaşık bu türlerde işte 15 ile 20 arasında boyun omuru oluyor genelde. Bunun yani boyutunu gözünüzde canlandırabilirsiniz. Birazdan yine daha ilginç bir örnek gelecek. Diplodocus yine genç Jura döneminde yaşamış. 27 metre uzunluğunda ve 10-15 ton ağırlığına kadar ulaşabilen bir türdür. 13 metre ile bilinen en büyük kuyruklardan birine sahiptir. Kuyruk ve boynunda toplamda 90'a yakın omur vardır ki hani boynunda 20 olduğunu düşünürsek sadece kuyruğunda 70 tane o omur kemiğinin bulunması çok bu kuyruğun özellikle hani güçlü ve savunma işlevinde kullanılabileceğini anlatır bize. Bu Sauropodomorpha'nın genel bir özelliği aslında burun delikleri yüzün ön tarafında değil de gözlerin arka yani gözlerin arasında biraz daha üst taraftadır. Bunun açıkçası biraz araştırdım ama hani evrimsel sebebini pek bulamadım niçin böyle olduğunu ama yine de çok ilginç bir bilgi. Sismosaurus bir diğer adıyla da deprem dinozoru. Büyük ihtimalle yürürken veya koşarken yarattığı deprem benzeri etkiden dolayı bu isim verilmiştir. Geç Jura döneminde yaşamış 35-50 metre uzunluğuna kadar değişebilen ve 30-50 ton arasında bir ağırlığı olan canlıdır. Bu değerlerin farklılığı yani çok biraz birbirinden ayrık olmasının sebebi aslında bize yani bulabildiğimiz fosillerin çok da yeterli olmamasından kaynaklanır. Çünkü yani bu özellikle fosiller hiçbir zaman hani tamamen canlının bütün kemiklerinin korunmasıyla bugüne kadar gelmez. Birçok eksik vardır fosillerde ve belli bir hani ön kabullere göre biz bu fosilleri yeniden inşa ederiz. Ve bu da işte en ön kabullerimizin hani bazı değişikliklerine göre böyle uç değişen rakamlar çıkabilir canlıların tek boyutları konusunda. Sismosaurus'a ait olan omurlardan bir tanesi 1.8 metre uzunluğundadır. Yani benim boyum 1.84. Canlının büyüklüğünü siz hayal edebilirsiniz. Bu sanırım Almanya'da yanlış hatırlamıyorsam bir maket. Yapılmış bir maket. Brachiosaurus yine çok ünlü dinozorlardan bir tanesi.
Geç Jura ve Erken Kretase döneminde yaşamış, 25 metre uzunluğa ve 50 ile 80 ton arasında değişebilen bir ağırlığa sahiptir. Şu ayakların özellikle şu konumu, uzun olması bize bu türün yerdeki otlardan çok uzun, yani yüksekteki ağaç yapraklarını yediğini söyleyebilir. Yani bununla ilgili bir ipucu olabilir. Ayrıca çok ilginç böyle eğimli bir görüntü oluşturuyor bu şey, bu uzunluk ve çok yaygın bir tür olduğunu biliyoruz Brachiosaurus'un. Çünkü Kuzey Amerika'da, Portekiz'de ve Kuzey ve Güneydoğu Afrika'da çok geniş bir alanda fosilleri bulunmuştur. Mamenchisaurus yine Geçura döneminde yaşamış ve yaklaşık işte 25 metre uzunluğunda, 15 ton ağırlığında bir türdür. Bu türün özelliği de yani boynunun yaklaşık olarak vücudunun tüm uzunluğunun yarısını oluşturmasıdır. Gayet uzun, oldukça uzun bir boyun yapısı bu türde. Argentinosaurus bu türde yine çok ilginç bir tür. Orta Kretase döneminde yaşamış. 35-40 metre uzunluğa kadar ulaşabilen ve 75 ile 100 ton arasında ağırlıkta değişebilen bir türdür. 1993 yılında iki Arjantinli paleontolog tarafından bulunmuştur ve işte yine bu bahsettiğim daha doğrusu ön kabullere göre farklı şekillerde yeniden inşa edilebilse de büyük ihtimalle dünya üzerinde yaşamış en büyük canlılardan biridir. Yani 100 ton ağırlık gerçekten büyük bir rakam. Şurada mesela bir insanla karşılaştırmasını görebiliyorsunuz. Şimdi diğer kertenkele kalçalı saurisyaların diğer grubu terapotlara geçelim. Terapotlar yine büyük ihtimalle kara ekosistemlerinde yaşamış en vahşi ve en büyük avcıları da içeren gruptur. Bir pedal, yani iki ayak üzerinde yürür hepsi. Başlayalım. Megalosaurus ilginç bir örnek. 1824 yılında yanlış hatırlamıyorsam bulunan fosilleri ilk defa adlandırılan, bilimsel olarak ilk defa bir ada sahip olan türdür. Zaten Megalosaurus dev sürüngen anlamına gelir. Bundan sonra 1841 yılında da işte dinozorlar ayrı bir grup olarak sürüngenlerin içinde kabul edildiğinde Megalosaurus bir anlamda bu grubun kurucu üyelerinden biri olmuştur. Fakat bundan sonraki 50 yıllık bir dönemde bulunan neredeyse her etçil dinozora Megalosaurus denmiştir. Artık yani nedenini bilmiyorum. Çok da büyük ihtimalle incelenmemesinden, ayrıntılı incelemelerin olmamasından kaynaklanan bir durum. Ancak 1900'lerin sonrasında işte bu dinozorlara olan ilgi tekrar artıp da daha ayrıntılı araştırmalar yapılınca türler gerçekten Megalosaurus diye adlandırılan türler gerçek isimlerine kavuşmuş ve Megalosaurus da kendi alanında kalmıştır. Orta Jura döneminde yaşamış. 9 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında bir türdür. İşte bir canlandırmasını burada görebiliyorsunuz. Dilophosaurus bilinen ilk terapotlar, etçil dinozorlardan biri. Yapısı diğer etçil dinozorlara göre biraz daha zayıf kalıyor aslında. 6 metre uzunluğunda fakat yaklaşık 400 kilogram ağırlığında bir türdür. Erken Jura döneminde yaşamıştır. Sanırım, yani ben Jurassic Park'ı izlemedim ama sanırım Jurassic Park'ta Dilophosaurus'un şu şekilde boynunun çevresinde bir deri parçası olduğunu ve ağzından zehirli bir tükürük attığını sanırım söylüyor. O şekilde tasvir etmişler bu canlıyı. Fakat böyle bir bulguyu fosil kayıtlarında biz bulamıyoruz maalesef. Sadece işte şu başın üzerindeki büyük ihtimalle cinsel seçilimle alakalı çıkıntı belli edici özelliklerinden biridir Dilophosaurus'un. Baryonyx yine ilginç bir tür. Erken Kretase döneminde yaşamış. 9,5 metre uzunluğunda ve 2 ton yaklaşık ağırlığında bir türdür. Kafatasının yapısı diğer etçillere göre daha farklıdır. İnce uzun bir kafatası vardır. Ve dişler de toplamda 90 tanedir fakat bunların yaklaşık 30 tanesi üst tarafta, diğerleri de alt tarafta konumlanmıştır. Genelde Baryonyx tasvir edilirken hep deniz kenarında ve bu tarz sulak ortamlarda tasvir edilir. Bunun sebebi de işte bu kafatasının yapısından dolayı balıkların, yani balık avlayarak
temel avlarının balıklar olduğunu düşünmemizdir. Tabii ki bahsetmeden olmaz. Herkesin büyük ihtimalle T-Rex adıyla bildiği Tyrannosaurus, zalim kertenkeleler. Geç Kretase döneminde yaşamış, uzun bir süre dünyanın işte en büyük etçili ünvanını elinde tutan gruptur. 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 ton ağırlığında bir yapısı vardır. Burada fosili görebiliyorsunuz. Şurada çok yani yine ilginç ve tartışılan bir konu. Ön üyelerin kısa, çok yani işlevsiz derecede kısa olması. Bunun hani nasıl açıklanacağı tabii yine evrimsel biyoloji açısından çok güzel bir konu. Çünkü ön üyeler genelde avı yakalamak için kullanılan organlar. Fakat burada yani yere düşse kendini kaldırmasına yetmeyecek kadar bile kısa bir ön üye yapısı görüyoruz. İşte yani önerilen çözümlerden bir tanesi de bu bipedal yapıda yürüyüş tempo yürüyüş şeklinde dengeyi korumak için bu ön üyelerin bir nevi adaptasyon sonucu kısaldığıdır. Çünkü Tyrannosaurus cinsinin kafası oldukça büyüktür diğer türlere göre ve bu da öne doğru bir ağırlık oluşturur tabii doğal olarak. Dengeyi korumak için de işte bu doğal seçilim sürecinde kısa ön üyeler ortaya çıkmıştır. Sanırım Kanada'da bir T-Rex heykeli ve bu da yaşadığı habitatta T-Rex'i gösteren bir çizim. Oldukça korkutucu dinozorlardan biri yine. Giganotaurus, T-Rex'in ünvanı, en büyük etçil ünvanını elinden alan dinozor. Yaklaşık 90 yıl boyunca T-Rex bu ünvanı elinde tutmuştu ama sonradan bu arkadaşı bulduk. Orta Kretase döneminde 14 metre uzunluğunda ve 8 ton kadar ağırlığa ulaşabilen bir dinozor. Burada işte tasvirini yine görüyorsunuz. Genel olarak işte bu mesela ön üyeler burada biraz daha işlevsel bir yapıdadır. Yani Tyrannosaurus kadar küçük ve herhangi bir işleve sahip olmayacak kadar küçük değildir. Bu da başka bir çizimi. Allosaurus, YMTA'da çizelim bahsettiği dinozor. Belki de hani böyle bir karşıdan da görsem olur bile demek istemeyeceğiniz derecede korkunç tasvirleri yapılıyor genelde. Genç Jura döneminde yaşamış, 12 metre uzunluğunda ve 1,5-2 ton ağırlığında bir dinozordur. 50'den fazla dişe sahiptir ve bu dişlerden bazıları 10 santimetreyi geçmektedir. Tyrannosaurus'ta bu dişler 20 santimetreden daha uzundur bazı dişler. Pençelerin uzunluğu 25 santimetredir ve işte avlanmak konusunda çok rahat bir avantaj sağlayabilir bu dinozora. Burada da yine bir heykelini görüyorsunuz. Allosaurus'un. Ve bu da avının peşinden koşarken bir tasviri. Sığdıramadım maalesef. Velociraptor çok ilginç bir tür. Bunu da aslında şey için koydum. Hani bütün bu etçil teropodlar büyük hani dev gibi canlılar değildir. İşte gördüğünüz gibi 1.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 20-30 kilogram ağırlığında küçük bir küçük etçiller de vardır ki bunların sayısı daha artılabilir. Fakat fazla uzatmamak için sadece bu örneği koydum. Velociraptor'un tüylü olduğu ile ilgili çok gerçekçi kanıtlar var. Fakat bu konu hala tartışılan bir konu. Genelde hani internette tüylü tasvirlerini de görebilirsiniz, tüysüz tasvirlerini de görebilirsiniz. Hala dediğim gibi tartışılan bir konu. Ve bir diğer Velociraptor'la ilgili ilginç bir örnek de yanlış hatırlamıyorsam Moğolistan'da bulunan bu fosil. Şu pozisyon tabii ki iki boyutta, hani üç boyutlu hali tekrardan canlandırılmış. Fakat iki boyutta aynen bu şekilde bu Protoceratops dediğimiz bir dinozor türü. Velociraptor'la bir savaş anında bir şekilde bu fosilleşmiş olarak bulunmuş. Şurada görebilirsiniz işte Velociraptor'un eli Protoceratops'un ağzında ve burada Velociraptor'un pençelerinin işte kullanıldığını görüyorsunuz ve bu da bir tasviri bu anın nasıl olabileceğiyle ilgili. Gördüğünüz gibi tüylü çizilmiş yine.
Fakat bu konuda tartışmalar devam ediyor. Kuşlara gelelim. Kuşları ayrıntılı olarak bilemeyeceğim yine biraz zaman sorunundan dolayı. Fakat şunu biz güzel bir şekilde görebiliyoruz. İlkin teropodlarda işte tüylü Deinonychus veya Coelosaurus dediğimiz işte tüylü dinozorlara ve buradan ki bunlar mesela Orta Jura döneminde yaşamıştır. Buradan Geç Jura döneminde yaşayan Archaeopteryx benzeri işte kuş olarak adlandırabileceğimiz aslında dinozor kuş mu olduğu çok da belli olmayan canlılara ve oradan da modern kuşlara doğru bir geçişi fosil kayıtlarından görebiliyoruz. Burada kuşların evrimi konusunda birkaç önemli soru var. Bunlardan ilki kuş dediğimiz türün, yani kuş dediğimiz daha doğrusu sınıfın ne olduğu. Çünkü tüyler ve sıcakkanlılık kuşları tanımlamaya yetmiyor. Biz tüylü ve sıcakkanlı dinozorların da olduğunu biliyoruz. Bu konuda hala tartışmalar devam ediyor. Örneğin ilginç bir öneri de sınıflandırma konusunda. Bu az önce bahsettiğim Becker'ın dinozorları sürüngenlerden ayırıp bir sıcakkanlı sınıfı oluşturma önerisidir. Yani dinozorlar memelilerle birlikte bir başka sıcakkanlı sınıfı da dinozorlar ve kuşlar olacak şekilde düzenlenmesidir. Fakat bu konudaki tartışmalar devam ediyor hala, yine bir çözüme ulaşılmış değil. Kuşlar konusunda bir diğer düşünülmesi gereken, daha doğrusu göz önünde bulundurulması gereken durum da tüylerin kökenidir. Tüyler her ne kadar şimdi modern kuşlarda hani uçmak için bir adaptasyon olarak görünse de aslında tüylerin esas temeli sıcaklık dengesini korumaktır. İşte bu tüylü dinozorlarda gördüğümüz bu sıcakkanlılığa geçiş sürecinde özellikle küçük boyuttaki dinozorların vücut ısılarını daha uzun süre korumak için bu tarz tüy benzeri yapılara yavaş yavaş sahip olduğunu görüyoruz. Ve bundan sonra da işte bu tüyler farklı bir amaç, ki bu hani var olan bir organın farklı bir amaç için kullanılması olgusu çok evrimsel süreçte yaygın olarak gözlemlenen bu durumdur. İşte bu tüylerin de ısı dengesi amacını bir yanda korurken bir yandan da işte uçmaya doğru giden bir evrimsel süreci başlattığını görüyoruz. Şimdi hemen diğer gruba geçelim. Ornitischia, yani kuş kalçalı dinozorlar. Bunları da temel olarak ikiye ayırıyoruz. Thyreophora ve Serapoda olarak. Thyreophora dediğimiz grup, şimdi şunu şöyle açıklayayım. Dün Çağrı biraz bu av-avcı ilişkisinden bahsetmişti. Şimdi eğer dünya üzerinde T-Rex gibi, işte Allosaurus gibi dev avcılar varsa bunların karşısında da otçulların bir takım hayatta kalma stratejileri olması lazım. Bunlar ne olabilir? Hızlı koşmak olabilir, tehlikeyi önceden fark etmek olabilir. Veya birazdan görebileceğimiz gibi çeşitli zırh ve savunma yapıları olabilir. Bu Thyreophora dediğimiz grupta çok sağlam zırhlara ve sırttaki ve kuyruktaki işte savunma amacıyla kullanılabilecek kemik yapılarına sahip olan bir gruptur. Scutellosaurus erken Jura döneminde yaşamış, işte yine küçük bir dinozordur. Thyreophora grubunun ortak otası olabileceği düşünülmüştür, fakat yine bahsettiğim sebeple bu evrimin dallanmalar halinde ilerlemesi sebebiyle bu konu hakkında kesin bir çıkarım yapamayız, yani ortak ata mıdır değil midir konusunda. Fakat ortak atasına çok yakın bir tür olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu da su kenarında bir tasviri. Biraz ileriye gittiğimizde erken Kretese döneminde 7-8 metre uzunluğunda Sauropenta'yı görüyoruz. Burada yine bu plakalar biraz daha gelişmişti, fakat bundan sonra gelecek türlere göre çok da sağlam ve sıkı durumda değildir. Ankylosaurus, işte bu gerçekten zırhlı diyebileceğimiz, göz kapaklarının üzerinde bile zırh benzeri yapılara sahip olan bir türdür. 3-4 ton ağırlığında, 7-10 metre uzunluğunda yapısı vardır ve kuyruk ucunda genelde bir savunma mekanizması olarak kullanılabilecek, özellikle yırtıcıların ayaklarına çok ciddi zararlar verebilen topuz benzeri bir yapı vardır. Bunu
bu Sauropelta dediğimiz türde örneğin göremiyoruz. Bunlar sonra daha sonra evrimleşmiş bir yapıdır. Bir Ankylosaurus fosili. Yine bir başka zırhlı dinozor Geç Kretase döneminde yaşamış. Bu Euoplocephalus'un ender bir durumu da 40'tan fazla fosili bulunmuştur ki belli bir maden yatağındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok ender rastlanamıyorum bu kadar fazla fosilin bir arada bulunması ki belki de hani bir tür pardon sürü halinde yaşayan bir grubun aniden belki işte ani bir etkiyle tam birlikte yok olması da olabilir bunun sebebi. Burada yine tasvirleri ve çizimleri görüyorsunuz. Stegosaurus plakalı dinozorların bir örneğidir. Şu sırtta gördüğünüz plaka yapısı bu türün belirleyici özelliğidir. 75 cm'yi geçebilmektedir bazıları. Plakaların işlevleri konusunda yine çeşitli iddialar var. Özellikle ısı dengesi konusunda bu canlıların plakaları kullandığı konusu iddiası oldukça öne çıkmakta. Yine bu fosilleri ve tasvirleri görüyorsunuz. Bu da bir maket canlandırılmış. Lexorosaurus plakaları daha ince ve uzun bir yapıda olan bir dinozordur. Diğer plakalı dinozorlara göre. Orta Jura döneminde yaşamıştır. Burada mesela bir yırtıcıyla karşı nasıl kullandığını görebilirsiniz bu kuyruğu. Nasıl kullanmış olabileceğini tabii bundan bu davranışlardan emin olamayız. Sadece tahminler yürütebiliyoruz bu konuda. Uerosaurus kare şeklinde plakalara sahiptir. Bu yine ilginç bir örnek. Geçiyorum. Serapoda günümüzde işte geyik, domuz, bizon vesaire gibi canlıları içeren gruptur. Pardon, yani bu tarz canlıların habitatını kaplayan dinozorları içeren gruptur. Genellikle orçukta kotçul yapılırlar. Ouronosaurus omurlardan kuyruğa kadar inen yine bu çıkıntıları vardır ve bunların ısı dengesinde veya cinsel seçilimde rol oynuyor olabileceği düşünülür. Burada görebiliyorsunuz çıkıntıların yapısını. Iguanodon yine ünlü bir dinozordur. Bu Megalosaurus ile birlikte ikinci ismi alan, resmi ve bilimsel bir ismi alan dinozorlardan biridir. Yine çok ender bir durum olarak ender bir durum olarak 30'dan fazla neredeyse tamamen korunmuş bir Iguanodon fosilleri bulunmuştur bir maden yatağında. Sauropelus şu özellikle şunun için koydum bunu da. Bu çıkıntı konusunda yine çeşitli tartışmalar var fakat bu konuda mesela en sağlam görüş özellikle cinsel seçilimin etkili olabileceğidir. Yani yoksa başka herhangi bir hani işlevsiz gibi görünen bu yapının kökenini anlamak zor olabilir cinsel seçim olmadan. Kalın kafalı olarak nitelendirebileceğimiz dinozorlardan biri de Stegoceras. Baş kısmında bir nevi işte sertleşmiş bir kemik yapısı vardır. Bunlar işte böyle geyiklerin yaptığı gibi birbirlerine tosarak bir nevi güç gösterileri yapabileceği düşünülmekte. Hızlanıyorum. Styracosaurus Geç Kretase döneminde yaşamış bir canlıdır. Şu kafa yapısı özellikle çok ilgi çekici bir durum. Çünkü fazla hani böyle simetrik ve ilginç bir kemik yapısına sahip. Triceratops yine T-Rex ile aynı dönemde yaşamış ve büyük ihtimalle bir aralarında çok güçlü bir avcı ilişkisi olduğu düşünülen bir tür. Örneğin internette eğer T-Rex videoları falan izlemek isterseniz genelde Triceratops ile birlikte tasvir edilir bu türler. Boynuzlu dinozorların en büyüklerindendir ve işte bazı bu fosillerin üzerinde T-Rex'e ait olduğu düşünülen diş izleri bulunmuştur. Hemen yok edip bitireyim. Kretase tersiyer yok oluşu. Burada çeşitli bir 80 yıllık süreç boyunca iddia edilen sebepler sıralandı dinozorların yok oluşuna dair. Bu sebeplerin çoğunu tabi hemen ilk görüşte bile reddetmeniz çok doğaldır. Ve bazılarının da önemli özelliği sadece dinozorların yok oluşuna dair çözümler bulmasıdır. Fakat Kretase tersiyer yok oluşu dediğimiz olay dinozorların çok çok daha üstündedir. Yani 25 yıl boyunca örneğin denizdeki
besin ekosisteminin tamamen durduğu düşünülmektedir bu yok oluşta. İşte bu sebeple de asteroid etkisi oldukça öne çıkan bir hipotez oluyor. Neden? Çünkü yok oluş enlemlerden bağımsız ve iklim enlemlerden ve iklimden bağımsız bir etkiye göre gerçekleşmiş. Kısa ve ani bir süreçte gerçekleştirmiştir. Kayaçlarda, o döneme ait kayaçlarda normalde 30 ile 60 kat fazlasında iridyum miktarı bulunmaktadır. Bu iridyum miktarı da yine dünyaya göre çok anormal bir miktardır. Ve genelde kuyruklu yıldızlardan kaynak alan bir maddedir iridyum. Bu işte kuyruklu yıldız peki çarptı, ondan sonra ne oldu? Güneş ışığı kesen bir toz bulutu bitkilerin o ilk üretimini özellikle engelledi. Küresel boyutta devam eden yangınlar, asit yağmurları ve işte üretimin ilk üretimin sonlanmasıyla ortaya çıkan hastalıklar vesaire birçok canlı türünün ve dinozorların tamamının yok olmasına sebep oldu. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Amerikan Bilimler Akademisi'nin başkanı Frank Press şunları söylüyor. Evren kuramı yapılan çok, pek çok bilimsel sınavdan başarıyla çıkmıştır. Binlerce yoğurup, paleontolog, biyolog, kimyacı ve fizikçi evrimde doğanın en temel süreçlerinden biri olduğunu gösteren sayısız kanıtlar bulunuyorlar. Evrim bilim insanının asıl işi bir takım şeylerin nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını bulup ortaya çıkarmaktır. Onları yapmak değildir. Burası daha çok mühendise kalan bir işte, mühendis bu işte. Salona da bir sorayım. Acaba siz evren deyince ne anlıyorsunuz? Salondan bir kişi acaba cevaplamak ister misiniz? İnsan ilk olarak kısmen kolay bir yaşanılan tropikal Afrika'da ortaya çıktı. Daha sonra bunlardan bir kısmı kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru göçtüler.